Şimdi burada bir büyüteç var. Onu kaldırmak mı istiyorsun yoksa şu özelliği mi kaldırmak istiyorsun? Yani bütün özelliği kaldırmak istiyorum. O bir kod ve benim hiçbir işime yaramıyor. Yani ürünlerin bu kadar detaylı görünmesinin bana göre bir manası yok çünkü. Peki nasıl arıyorum? Hemen bakalım. Ya şeyi kaldırmaya kalksam ya display no yapardı. Heh, Çat ben de diye onu kalkardı. yapacaktım. Ya onu biliyorum ben de ama büyümemesi lazım. Ya o kodu falan hiç istemiyorum yani. Onu şeyde baktım. Asset Cleanup'ta baktım. O kodu da bulamıyorum yani. Bulsam bütün site genelinde kaldıracağım. Hocam bir tane eklenti söylesem onunla deneseniz olur mu? Bu WooCommerce inanılmaz çok özelleştiriyor hocam. Store Customizer diye ücretsiz bir eklenti var. Şimdi WooCommerce'i kuracağım. Bir tane hemen ürün yükleyeceğim. Buradan da kaldıracağım direkt. Böyle durumlarda eklenti evet güzel. Ama eklenti bir sürü şey getiriyor ya. Küçük bir kodla çözülüyorsa küçük bir kodla çözün. Tabii biliyorsanız ve deneyin yani. Böyle bir yerde denemek lazım işte. Ben şimdi deneyeceğim size. Kodu nereye yapıştıracağınızı da göstereceğim. Şimdi bir tane ürün ekleyelim. Add Bu arada WooCommerce eğer new. WordPress.org'dan indirirseniz inen klasörün içinde size 25 adet demo ürün de veriyor. Bütün de varyasyonlu ürün deneyi, başka siteden satış için bütün hepsi geliyor size. Görüyorsunuz onları nasıl kullanıldığını. Publish edelim. O şeyi bir görelim. Gerçekten Toygar'ın sorduğu sıkıntı burada da var mı? Evet, bak şu Zoom olayı geliyor bunda da. Peki, şimdi adam burada dedim. Ben nasıl aradım? Önce Magnify diye aradım. Zoom aklıma gelmedi. Orada şeylerde, sonuçlarda Zoom görünce ha dedim. Doğru Zoom. WooCommerce Product Image Zoom Remove. Kaldır dedim. Şu zaten öne çıkan şey. Bu reklam. Bu öne çıkan sonuç. Buna sıfırıncı sıra diyorlar. How to remove zoom effect on WooCommerce product demiş. Bakalım. Zoom effect appears when you falan filan anlatmış. Remove zoom effect on WooCommerce product image. Login WooCommerce site. Open the functions PHP. Bu fonksiyon PHP'si çok önemli. Peki nerede bu fonksiyon PHP'si? Şurada arkadaşlar. Şunun şeyine bir daha gidelim. Görünümden tema düzenleyicide. Tamam. Bak diyor. Kardeş diyor. Burası öyle bildiğin yerlere benzemez. Burada değiştirdin mi bozarsın diyor. Haberin olsun diyor. Tamam anladık. Bu şu an 2021 temasını kullanıyorum. Ve onun Functions PHP'sine yazacağım bunu. Functions PHP'sine. Bakın geldi. Ve en alta geliyorum. En alta geldim. 630. satır boş. Boş olan bir yere yazmam lazım. Tamam mı? Birkaç enter yaptım. Adamın verdiği kodu buradan alıyorsun. Kodları. Buraya kadar fazlasını almıyoruz. Sadece o kadar. Second option da yapmış. Buraya yapıştırıyorum. Evet. Burada şu Taksim yıldızla başlayan şeyler yorum satırıdır. Bilgi içerir. Bunlar kod değil. Yorum. İstediğinizi buraya yazabilirsiniz. Ne kadar kısaltabiliyorum orayı Fikret Bey? Bunun burada durmasının hiçbir önemi yok. Bu zaten Biliyorum, biliyorum ama aslında ilerleyen vakitlerde onlar çok önem kazanıyor. Çünkü ben çok fazla kod kullanıyorum. Bir süre sonra o kodu oraya niye koyduğumu, o kodun orada niye durduğunu unutuyorum. Şimdi bunları eklemeye başladım bütün kodların başına ki yani ileride ha bu buymuş, bu buymuş diyeyim diye. Evet. Ama ne kadar kısaltabiliyorum? Yani slash yıldız yıldızla başlayıp işte Ne yıldız kolay şöyle. İki slash yaparsan o zaman alt satıra inmene gerekmez. Fikret yazdın. Yani çift slash yaparsan tek satıra yazabilirsin istediğin kadar. Ama tek satıra. Tamam yani iki tane slash ondan sonra İstediğin oturup oraya WooCommerce Zoom'u kaldırdık yazsam yeterli. Evet, aynen öyle. Peki Türkçe İngilizce duyarlı mı? Şöyle, bazen şöyle olabiliyor. Son karakter Türkçe karakterle biterse sapıtabiliyor. Anladın mı? Yani şöyle sonu şeyle bitti açıklamanın. Bunda sorun oluyor. O yüzden ben hiç riske girmiyorum. Dümdüz İngilizce yazıyorum buraya. Yani İngilizce karakterlerle yazıyorum. Şimdi bunu dosyayı güncelledik. Ürünlere bir daha gidelim. Şu ürünümüze tıklayalım. Bakalım yapmış mı? Yapmayabilir. Çünkü o kod eskidir. Şu anki WooCommerce sürümüyle uyumlu değildir. Bir sürü şey var. Bitmiş gördük mü? Hani bu niye işte WooCommerce kullanıyorsunuz? Niye WordPress kullanıyorsunuz? İşte senin yaşadığın sorunu bir başkası kesinlikle yaşamış oluyor.
Ya da benzer bir sorunu yaşamış oluyor. Benim de öyle bir şey başıma geldi. Başkasının benzer yaşadığı sorunun çözümünü aldım. Kendime göre uyarladım.